Merhaba, ben Eylül Ünalkaç. Türkiye Alzheimer Derneği'nin yürüttüğü Bana Bir Hikaye Anlat projesine katkıda bulunmak için Aziz Nesin'den yerli mallardan pazen aldım hikayesini sizlere okuyacağım. Umarım beğenirsiniz. O zaman başlıyorum. Sümerbank'ın yerli malları satış mağazalarından birine gittik. Önce vitrine baktık. Aman ne güzel şeyler. Mavi minili bir pazen. Bir de kırmızı üzerine beyaz noktalı bir basmayı beğendik. İçeri girdik. Genç, büyük, tavanı yüksek bir mağaza. Kapının karşısında kasada bir kız var. Manikürlerini törpülüyor. Tezgahın arkasındakilerden orta yaşlı bir adam gazete okuyor. Birisi de yuvarlak cep aynasına bakarak alnındaki sivilceleri patlatıyor. Yine tezgaha dirseklerini dayamış bir genç de kapağı parlak, renkli bir polis cep romanı okuyor. Erken erken gelmişiz. Bizden başka gelen yok. Yalnız vitrini seyreden 3-4 kişi daha var. İçeri girince hiç kimse kafasını çevirip bize bakmadı. Bu ağırbaşlılık hoşuma gitti. İyi mallarımız var. Buyurun bayan. Bir şey mi aradınız? Diye yoldan geçenleri kolundan çekip içeri alan tezgahtarları hiç sevmem. Sağa sola baktık. Bize aldıran yok. Kız manikürünü törpülüyor. Bey gazete okuyor. Birinin başı romanda. İnsan hangisine gidip bir şey söyleyeceğini bilmiyor ki. Tezgaha yanaştık. Raflardaki toplara bakıyoruz. Kendi aramızda konuşuyoruz. Şunlardan ne güzel perde olur. Şu dallı kretonlar da güzel. Eni kaç santim acaba? Kime sorsak? Önümdeki delikanlı romanına öyle dalmış ki bizi duymuyor bile. Ben şu damalaması örtüsünden alacağım. Şş, yavaş konuş. Adam kitap okuyor. Hiç olmasa biraz geç gelseydik. Bizden önce gelen müşteriler ne yapıyorlarsa biz de onlara bakar öyle yapardık. Derken başka müşteriler de geldi. Mağazayı doldurdu. Ama onlar da bizim gibi şaşkın şaşkın bir oraya bir buraya gidip geliyorlar. Resim sergisindeymiş gibi. Müşteriler bu ağır, ciddi havayı bozmamak için birbirlerinin kulaklarına fısıldıyorlar. Bu derin sessizliği ara ara kasadaki kızla oğlanın şakaları, sevimli kahkahaları bozuyor. Müşterilerden orta yaşlı bir erkek etrafındakilere duyurmak isteyerek "Acaba satış yapılıyor mu?" diye soruyor. Yaşlıca bir kadın "Galiba fiş alınacak." diyor. Bir genç hanım soruyor. "Fiş mi? Nereden alınacak?" "Herhalde umum müdürlükten." Artık herkes bir şey söylüyor. "Evvela muhtarlıktan temiz kağıdı getireceksiniz." "Temiz kağıdı değil teyze, iyi hal kağıdı. Yani Demokrat Parti'ye kayıtlı mısınız yoksa bir sabıkan filan var mı?" diye. "Arkadaş, vatandaşlar arasına nifak sokma. Basmayla partinin ne alışverişi var?" "Amma da yaptın birader, sen hiç gazete okumuyor musun? Boyuna basına baskı yapıyorlar diye." "O basma başka, bu basma başka." Kömür tevzi müessesesinden beyannamesi olana burada istediğini veriyorlar. "Kömür tevzinle bunun şimdi münasebeti var mı?" "Var tabii. Kömür de hükümetin, pazen de, Amerikan bezi de." "Ben çocuğa papuç alacaktım." "Papuç da hükümetin." "Canım şimdi hükümeti ne karıştırıyorsun?" "Karıştırırım elbet." "Karıştırırsın. Ama ben seni şimdi gider bu adam ajanstır diyerek polise ihbar ederim. Adli tıptan rapor alınca aklın başına gelir." "Nüfus kağıdınız yanınızda mı?" "Hayır." "Nüfus kağıdınızla 6 vesikalık resminiz olunca veriyorlarmış." "Şoförlük ehliyeti olmaz mı?" Baktım olacak gibi değil. Kahvesini içtikten sonra solumdaki tezgahtarla tatlı bir muhabbete dalan adama yanaştım. "Affedersiniz." "Ne var yahu? Görüyorsunuz, konuşuyoruz." Başka birine yanaştım. "Affedersiniz, biraz pazar rica ediyoruz. Kimden alacağız?"
Sivilcelerini patlatmak için baktığı yuvarlak cep aynasından başını kaldırmadan parmağıyla sol tarafı işaret etti. Onun işaret ettiği adam gazetedeki çapraz bulmacayı çözüyordu. Pazin istiyoruz da siz mi vereceksiniz? Zühtü Bey'e gidin. Zühtü Bey zatıalisiniz misiniz? Benim ne olacak? Hiç sorduk. Biraz pazen alacaktık da. Arkasına rafa uzandı. Bir top pazen aldı. Kaç metre? Ama biz ondan istemiyoruz. Vitrinde gördük. Pembe de mavi çiçekleri var hani. Ondan kalmadı. Vitrinde var beyefendi. O vitrinlik. Vitrinden indiremeyiz. O halde şu sıraya bakabilir miyiz? İndir kaldır olmaz. Bak işte uzaktan. Hepsi de pazen. Hangisini istiyorsan onu söyle. O sarıyı istiyoruz. Ne kadar? 5 metre. Ondan 5 metre kesilmez. O bütün top. Şu yeşil? O 4 metrelik bir parçadır. İsterseniz vereyim. Ha 4 metre ha 5 metre. Bizimkiler 4 metreden çıkar mı çıkmaz mı diye konuşuyorlar. Bay Tezgahtar akıl veriyor. Eteği kuloş yapmazsanız çıkar. Çocuklara pijama yapacaktık. İyi, paçalarını biraz kısa yapın. Zaten bu sene kısa moda. Bizi beklemekten sinirleniyor. Bayım, insanı oyalamayın. Bu kadar millet alışveriş edecek. Hangisini istiyorsanız söyleyin. Çaresiz Bay Tezgahtar'ın kendisini beğenip de ilk çıkardığı siyah pazenden 5 metre kestiriyoruz. Başka yerde güle güle kullanın diye kumaşı keserler ya. Bizim yerli malların baş tezgahtarı sanki iki parmağını ağzımıza sokmuş gibi kumaşı kızgınlıkla cart diye yırtıyor. Bize kağıt uzatıyor. Karşıya. Karşısı pembe kağıda mühür vuruyor. Yandakine. Yandaki damgalıyor. Bir anın pembe kağıdı ikiye parçalıyor. Bir parçayı bize uzatıyor. Vezne'deki bayana o kağıt parçasını götürüyoruz. Saat 12 oldu. Paydos diyor. Öğleden sonra. Aman bayan, ta Rami'den geldik. Cevap bile vermiyor. Çoluk çocuğu otobüse bindirip gönderiyorum. Saat 2'de kapıda kuyruk oluyoruz. Sıram gelince pembe kağıt parçasını kesiyor, bayana uzatıyoruz. 10 lira 65 kuruş. 12,5 lira veriyorum. Bozuk verin. Bozuk yok. Bozdurun efendim, burası sarraf dükkanı değil. Mağazadan çıktım. Tütüncü bozmaz. Gazeteci bozmaz. 90 kuruşluk bir çikolata aldım. Bozdular. Kasiyer hanıma parayı verdim. Bir pusula uzattı. Tekrar damgaladılar. Damgalı pusulayı başka birine verdim. Paketi verdiler. Kapıdan çıkarken mağaza memurlarından soba başındaki "Burada ucuza alıp götürüp kara borsada satıyorlar." diyordu. Bu halka iyilik yaramaz zaten. Ben hükümetin yerinde olsam. Kapıdan çıktığım için lafın gerisini duymadım. Eve geldim. Çoluk çocuk sevinçle paketi açtılar. Şaşılacak şey. Bizim paket başkasınınkiyle karışmamış mı? 5 metre pazen yerine 3 metre tülbent almışız. Umarım size beğenerek dinlemişsinizdir. Teşekkür ediyorum.